Peki, telefonu kapatıyorsunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bugün en yoğun olduğum gün. Bugün 2 saat 40 dakika. Aşağı yukarı yok. 2 saat 40 dakika. Öncesi sonrası hariç. 37 dakika sofrada. 2 saat 40 dakika aşağıda arkadaşlarla dima müzakere yaptık. Bunu mutlaka lütfen dima 3. 1-2'nin hulasası dinlemenizi rica ediyor. Dima 3 yayına girmedi. Hele son diman Allah'a bakan yönü. Son yarım saatini. Ama tabii onu anlamak için başı 1-2 saati dinlemen lazım. Adam gibi zaman vereceksin. İkinci dersimiz öğlen dersi oldu. Kaçtı o saatte? Tam 1 saat 6 dakika. Hiçliğini bilmek 9. Hiçliğini bilmek 9. Bunu da kitap okuyanlar, risale okuyanlar bunu dinlemesi lazım. Şimdi de suret. Ha? Bugün ağır. Ama harika. Harikalar dünyası. Bak size bir tavsiyem. Eğer Dima 3'ü dinlerseniz, Dima 3'ü not alarak dinlerseniz, bütün alemlerin burada olduğunu, yalnız üzerine böyle boyut farklılığı, boyut kastım odun, dumanın üstündedir nur, nurun üstündedir duman. Onun üstündedir odun, odunun üstündedir duman. Gibi yani anladın mı? Aynı boyut var. Yani koyacaksın ölüm korkusu, dimağat ve bedensel hayata ait. Koyacaksın kenara, göreceksin. Dinle, senin için diyor. Yalnız dersin yan tesiri yoktur. Reçeteyle satılmıyor. Bağımlılık yapacağını söyleyeyim. Senelerce uğraştık. Surete devam ediyoruz. Suret bugün 5. 1,5 sene üzerine çalıştığımız projeden en az 40 veya 50 tane ders olacak suretten. Bugün 5. En az 50, 40 korkutmamak için falan 40 diyoruz da mümkün değil 40. Eğer yaparsak böyle tefer şey yapmadan. Şimdi mouse'um burada. Bunları alıyorum. Ya Allah Bismillah. Bu saatten sonra buraları okuduk kabul ediyoruz. Şuraları. İsterseniz bir düz geçeyim mi? Ama okuduk yani. Çünkü çıkamayacağım. Ama düz okuyayım. Ben biraz anlattım ağrım bundan. Girmeyeceğiz yani de. Düz okuyayım. Görüyor musunuz oradan? Şuradan alayım ben. Yanlış dedim. Dünkünün doğrusudur. Doğru nedir o? Ha, doğrusu idi. Oradan başlayayım. Bu doğrular ile nihayet gider. Dün bir hakikatların suretiydi. Bugün ise ilim ve akıl başka bir manaya yakaladı. O zaman onun nazarında sureti değişir. Yani suret devamlı değişen olduğundan dolayı sima otomatik değişiyor. İlimle yakalanılan ruhsal, ruha mal olan her şey otomatik sureti değiştiriyor. Simayı değiştiriyor. Örnek vermiştik size. Namaz kılanın kılmayanın, namaz kılanlar arasında teheccüde kalkanın kalkmayanın, Müslümanlar arasında dini cemaatlerin, dini cemaatlerin içinde meşreplerin hepsi simada ayandır. Oysa aynı yere bakıyorlar. Direkt hakikattan son meratibine girilemiyor. Yani oradan biraz herhalde ses geliyor. Onu kapatalım.
Şimdi hakikat meratibi nihayetsizdir. Onun için hakikati ne kadar kavrarsak o kadar ayna darlık oluyor ve suret değişiyor. Buraya çabuk geçiyorum çünkü çok konuştuk bunun hakkında. Kılıf kılıf arkasında yani Mısır koçanı gibi bir kılıf daha ustadımın misaliyle gül goncası gibi birbirinin üzerine bindirilmiş. Miraç'ta sözler 579 Miraç o hayt-i münasebetin glafı ve suretidir ki diyor. Yani atomdan ta kabu kavseyne kadar o Miraç'ın haytıdır. Aynı zamanda glafıdır ve suretidir. Onu konuşmuştuk. Suret derken surette maksat sirettir, sıfattır, ahlaktır demiştik. Oysa Miraç kabu kavsene kadardır. Suretler ise daire-i ilimde giydiriliyor. Bak görüyor musun? Çok ilginç. Yani suretin altyapısındaki ya siret veya ahlak ve sıfatı ucu demektir. Suretler daire-i ilimde giydiriliyor ama suretin bir altyapısı var. Suretin batınısı sıfattır, sirettir, ahlaktır. Bunu hatırladınız değil mi? Yani arş-ı azama suretin ahlakı baktığını, sıfatı lef-i mahfuza baktığını, sireti arş baktığını, ikisini cem cennetten aşağı olduğunu. Garip garip bakıyorsunuz da ne yapacağım ben sizden, tamam mı? Onu aslında gayb resim bak. Yani şurasını kastediyorum. Tabii sen neyi kastedersen et, imam şeyini okur demiş. Bak arkadaşlar, ezber olmasın, ha, koşturan yok. Bak burası cennet. Burada hani geçiyor ya, cennet diyor usta 28. sözde, ruhani olsa diyor, ne işi var diyor yeme içme huri falan var ya, cismaniyet. Çünkü cismaniyeti cismaniyet zannediliyor. Cismaniyet buraya kadardır. Yani cismaniyet. Ama buradan sonra bedeni var. Bak şu böyle ufaltayım da göreyim. Bak suretin cismaniyeti şuraya kadar. Şu masum gözüktüğü yere kadar. Bedeniyle şuraya kadar gitti. Bak şuraya kadar. Kabu kavseyn. Cebrail nerede kaldı? Şurada. Ufaltıyorum ki kavrayasınız diye. Lef-i mahfuzda. Burada. Burada kaldı. Mouse gözüküyor mu Mehmet kardeşim? Heh, bak şimdi bak mouse. Cebrail-i makamı tarikata göre lef-i mahfuzun tarikattaki tanımlaması tarafı tarif ceberut. Ceberut. Tamam? Bizde lef-i mahfuz yani ki zaten öyle geçiyor lef. Onun mümessili Cebrail, bizdeki karşılığı dima. Cebredici güçler, fırtınalar burada esiyor. Bunun ölmeden bitireceğiz bunun işini. Haritasını çıkartacağız bu dima. Çarşamba derslerinde de içinden bahsediyoruz. Çarşamba dersi enfusçiler dersidir. Enfusçilerin enfusçileriyle dima dersi yapıyoruz. Ve kendi aralarında yapıyorlar. 15 gün. Ben de 15 gün sonra ben katılıyorum. Hulasa yapıyoruz. Harman yapıyoruz. Korkunç fırtınalar esiyor. Dima 3 onun için dedim. Ceberut yani. Böyle fırtınaların, kasırgaların tepede estiği burası ya. Yani acayip bir şey ya. Dima girme. Burası. Tamam. Cebrail. Ceberut. Cebir güçlerinin olduğu yer. İl. İslam'ın öncekisinde İbrahimi dinde esmadır. İl, İsrafil, Mikail, Azrail. İl esmadır. Girmeyeceğiz şimdi. İl ne demek? Tamam, o esmadır. Şimdi arkadaşlar, suretin sıfatı bu. Sireti, masum olduğu yer. Surette maksat suret, kilo vesaire her şeydi ya.
Suretin batınısı neydi komutanım? Siret, ahlak, sıfat. Şimdi siret, arş. Şuraya kadar cismaniyet. Suretin cismaniyeti. Burada suretin sireti. Burası suretin sıfatı. Burası suretin hulukların cemi, huyların, ahlak. Allah Resulü buraya kadar gitti. Onun için bazıları sorar. Ya Miraç kabuk hapse ne kadardır da cismaniyet aşağıya kadar nasıl olacak burası? Onun batınisiyle gitti. Şuraya kadar geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah Allah. Fenay mutlaka mazar oldu. Bak ne güzel yapmışsın maşallah. Tebrik ederim. Güzel şey olmuş değil mi? İnsan koltuğu kabarıyor. Bekaya mal alıyor kardeş. Varsa bir meziyetin hizmet imaniye kullan beka bulsun. Ya işte adam yaptı bu şeyi. Tamam. Şurası da mecul. Allahu Ekber yani. Tamam. Tamam anlattık mı? Şu anlaştık değil mi suretin? Şurayı kastediyorum. Şurası ahlak. Şurası sıfat. Şurası siret. İkisinin üçünün toplamı cismanet, suret. Şimdi diyor ki 579'da sevgili kardeşim, ben bunu şöyle indiriyorum. İndiremedim. 579'da lütfen şey yapın, takıldım. Mutalalı olmayı da severim. Ben buraya takıldım derseniz çenemi yıpratacaksına anlatmaya gayret ederim. Ona şüpheniz olmaz. Ben buraya takıldım dersen. 579 Miraç. Oh. Ben hemen bir şey söyleyeyim. Çok özür dilerim. Tamam. Çekirdeği asliden bahsediyoruz. Ben de kendime bir hava vermiştim. Ta oraya uzanan bir tarafım var diye. Ama aslında orası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nuraniyet bölümü. Aşağıda mı ona cismaniyet giydiriliyor? Evet. Cismaniyet arştan aşağı giydiriliyor. Orası beden. Bedenle cismaniyet çok farklı. Küre-i arz da dünya gibi. Küre-i arz fiziksel alem. Dünya. Dünyanın fiziksel sureti. Dünyanın bütün kainatın çekirdeği olma noktasına dünya. Mesken olma itirafıyla küre-i arz. Cismaniyet bize doğru. Bunu böyle mi zannediyorsun? Ettiğini mi zannediyorsun buna? Donmuş enerji mi zannediyorsun? Buzdur, sudur, H2O enerji, maddi hayat, aynı hayat, akılcı ve ruhçu veriyor. Arkaya doğru gidiyorum. Nuri Muhammed. Ya acayip bir alemdeyiz ya. Sen kendini neyle tanımlıyorsun? Kendini tanıdıkça insansın. Çünkü peygamberlerin vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Sen kendini donmuş etle tanımlarsan hayvandan da hiçbir farkın yoktur. Kendini tanıdıkça insansın. Çünkü tanıdıkça orada oluyorsun. Nedir ya arkadaşlar bu alemler nedir ya? Burası nasıl bir yer ya? Adem Aleyhisselam buradan geldiği yere gitmedi yani. Düşün yani. Buradan gidenler, cennete gidenler Adem Aleyhisselam'ın geldiği yere gitmiyor. Buradan orayı döllemek için, dima ile döllemek için gelmiş. Sen kendini ne zannediyorsun? Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle sen kainatın çekirdeği aslisisin. Ne zannediyorsun sen? Ne cennet cehennemden bahsediyorsun? Ne kabirden bahsediyorsun? Ne münker mekirden bahsediyorsun? Sen şecere-i hilkatın, insan ekberin, hulasa-i camiası, kainat-ı sura değil misin? Kainat-ı sura değil misin? Küçük kainatsın. O kainat büyük insan değil mi? Büyük insan kim? Aklı Cebrail. Hayatı İsrafil. Şuur ve his Mikail. Ruhu Azrail. Donmuş hali şeceri hilkat. O senin vücudu haricin. Büyük insan sen. Peki sen kimsin? Altyapıların bunlar senin. Cebrail'in nefi mahfuzun karşılığıdır burası. Bu. Bak bir daha söylüyorum. Üçü aynıdır lütfen. Üç şey aynıdır. Kur'an,
Şecere-i hilkat, kainat, insan. Üçü aynıdır, formatlar farklı. Şecere-i hilkattan bahsediyorum. Arş-ı Azam, mümessili kim? Arş-ı Azam mümessili? Azrail. Lef-i Mahfuz'un? Cebrail. Arş'ın? İsrafil. Kürs? Mikail. Yani kainatın aklı Cebrail. Kainatın ruhu Azrail. Kainatın his ve şuuru Mikail. Kainatın vücud haricisi, şualardan okudum 13. sayfadan, İsrafil. Sen bu, senin açılımın, sen çekirdeksin. Büyük insan bu. Sensin yani. Senin ha 13 işte. Görmüş. Evet. Azamet heykeli müşahede etmiş. Ayet-i Kübra'da. O mana müşahede etmiş. Evet. Ama şualar 13. sayfada bu şeceri hilkatin diyor cesedi İsrafil misal diyor. İsrafil'in vücud haricisi. Yani şeceri hilkatin vücudu İsrafil. Şeceri hilkatin beyni, aklı Cebrail. Ruhu Azrail. His ve şuuru Mikail. Dördünün cemi insan. Çekirdek. Ve hepsi bu ama bunlarda olmayanlar var bende. Çünkü Allah zatiyle hiçbir yere sığmadı kainata. Ne Cebrail'e, ne Arş-ı Azam'a, ne kürse, ne cennete. Allah'ın zatıyla, Allah zatıyla hiçbir yerde değildir. Olamaz. İrade kudretiyledir, sıfatıyledir. Tek bir zatıyla bir yerde olabilmiş. Tabi olmuş. Nerede? Beni seven müminin kalbinde. Sen kimsin o zaman? Kimsin? Kainata sığmadım. Kainattasın. Kainat sendedir ama sen kainata sığmadın hala. Nasıl oluyor? Kainatın içindeyim. Kainata sığmadın. Bütün kainat sendedir, dürülmüştür. Tamam mı? Kutlanmıştır. Ama sen kainatın dışındasın. Mahiyetin itibariyle. En büyük nimet kendini tanımak o zaman. Daha bir şey yok ki bunun. İşte imandan sonra, imandan sonra en büyük nimet, kendimi yırtıyorum, ifade edemiyorum. Kör ol, sağır ol, ya ne bileyim ya, bir kere doğ, cenin olarak bir Allah, bir nefes al, öl. Vücudun şuurunda olmak, imandan sonra en büyük nimet, varım. Var, ben varım. Acı da çeksem ben varım diyebilmek var ya, ondan daha büyük nimet bilemem. Allah lazım çünkü o iş için. Abi Alak suresinde oku diyor. İlk emri Cenab-ı Hakk'ın. İlk indirdiği ayet. Oku. Ondan sonra insana hemen söylüyor. Nereden başlayacağını okumaya ve nereden başlayacağını. Onu bildiğin zaman o oku ama için tamamen doldu. Neyi okuyacağım? İnsanı oku. Neyi sıktı? Cebrail, Ceberut, Dima. Neyi sıktı? Sıkınca ne oldu ki okudu? Allahu Ekber. İnsan ya. İnsanı ne zannediyorsun? Kainatın içinde beşeriyetiyle var, ruhuyla var. Mahiyet ve hakikatiyle kainattan öncedir. Şeceri hilkat yoktu. İnsan var iken. Nur-u Muhammed'i cihetiyle. Yani şu. Bunu kastediyor arkadaşlar. Mouse'u görüyor musunuz? Şu Nur-u Muhammed'i. Bu yeşili de biraz açık yapar mısın? Bak hele şu. Kainat şuradan, şecer-i hilkat buradan başladı arkadaşlar. Buradan aşağı bakar mısınız? Yeni gelenlere bakmayın. Nazarınızı bozmayın. Aleti. Bak buradan aşağıya. Bak şimdi nerede oturuyorsun? Bak buradan aşağıya. Cennet cehennem nerede ki sen? Bak ben de iniyorum. Dikkat et. Merdivenden bak iniyorum. Böyle iniyorum. Bak burada oturuyorsun. Görüyor musun? Buradasın ama sende bir hakikat var ki bak
Ne cennettesin, ne arştasın, ne kürstesin, ne Cebrail'sin, ne Azrail'sin, nesin ben de bilmiyorum. Her yerde hazır gibi. Evet. Bak şu, şurada, şu kainatın arkası bu işte. Bundan sonra Esma'dır, Esma. Onu şey diyor, seradikat-ı tecelliyat diyor. Ondan sonra ölüm ve helakettir. Bizim bildiğimiz ölüm değil diyor. 641 Kalı Mesnevi. Ölüm ve helakettir. Allah Allah. Sen ne zannediyorsun kendini? Bir nefes al git. Ama nefes aldığını bil. Neyse. Allah Allah. Seninle çok mutala etmiştik onu. Ölüm ve helakettir. Ondan sonra. Fenai mutlak. Artık gören gezi üşüten ayağı, yürüyen ayağı, tutan eli. Artık işte. Diyor oluyor. 3 gün aç kalmış, aynı parmağında su akıyor. Gayet normal. Ben şimdi parmağımda su aksa ben ödüm patlar. Parmağımda su aksa doktora giderim, parmağımda su akıyor diye. Anladın mı? Ben yanlışlıkla bir şey olsa, tövbe tövbe. Şöyle yaptım, ay ikiye bölünse kafayı yerim. Sana söylüyorum. Sen mezarlığa gitsen desen ki Esselamu aleyküm ya ahlel kubur. Hepsi birden ve aleyküm selam Abdullah. Hepsi ayağa kalksa ne yaparsın? Hepsi ayağa kalkmış. Tok 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 tok. He? Söyle bir. Pişman olmaya zamanın olmaz. Bölük başı vardı ya. Mezarlıktan geliyoruz akşamda. Şu aşağıda. Kestirme ya. Abi dedi verilmez değil mi? Lan korkma. Lan yanımdasın işte. Lan işte korkma. Çünkü niye abi nasıl korkmayayım? Lan sen dirilerden kork. Ölülerden ne korkuyorsun? Sen dirilerden kork. Şimdi desek ki bunlara Esselamu aleyküm ya ehlel kubur, ve aleyküm selam, ya ehli dünya, yaşayan insan dese, abi ya şu anda bile kalbim küt küt atıyor. Hakikaten olur mu? Olursa ne yapacaksın? Allah Resulü gidiyor, ölü, diriliyorlar, geliyorlar. Geylani, İsa Aleyhisselam bir bakıyoruz, asırlık mezarlıklar kalkıyor. Ya bunun imanı ne oluyor? Başver o adamların iman edip etmemesi. Ya buna ne oluyor ya? İsa Aleyhisselam diyor ki, kalk diyor Allah'ın izniyle. Asırlık mezarlık kalkıyor. Ya bu onun imanını bir düşünsene ya. Ben diyorum kalkıyor. Halk etme Allah'ın azami derecede aynadarlığını yapıyor. Allah halk eder. Ölüyü diriltir Allah. Allah da en cami aynadarlık yapana da aynı onda tezahür ediyor. Allah'ın bu sıfatı orada tezahür ediyor. Acayip bir şey. Kalk diyor diyor. Ya bunun imanı ne olur ya? Nasıl bir iman olur? Nasıl bir iman? Bu imanı seyretmeye çalış. Rahmet-i İlahiyenin timsali olur. Nereden söyledim? Sözlerden söyledim. 6. Reşada. Peygamberimiz kim biliyor musunuz? Rahmet-i İlahiyenin timsali. Allah'ın rahmetinin donmuş hali. O zaman bir müjde var. Allah sana nasıl muamele edecek? Peygamber ümmetine nasıl muamele ediyorsa. Çünkü o timsal. Rahmet-i İlahiyenin donmuş hali. Anladın mı? Harika bir müjde anladınsa, anlamadınsa anlamamışsındır. Şey neyse, nerede kaldık? Allah Allah. Oysa Miraç Kab-ı Kavse'ne kadardır. Tabii görüyorsunuz değil mi? Yani çizgiden çıktık yani İbrahim. Suret tabii ki 50-40-50 olur. Suretler ise daire ilimde giydiriliyor. Yani suretin altyapısındaki ya siret veya aylak ve sıfat ucu demektir. Suretten kasıt alt veri tabanını kullanıyor demektir insan ruhu. Bazen suretin cevher kısmı ki bu üç sıfatı kullanıyor. Bazen de bu üç cevher bütünlüğünün hakikatlarını kullanıyor. Sözler 231'de başka yerlerde de suretler ile hakikatler birbirine zıt olabiliyor. Yani namazın suretini gösteriyor ama münafık. Batıl hak suretini gösterebiliyor. Hak da bazen batıl suretini giyebiliyor. Bunu vesvese ve vehim de yapabilir. Nereden kaldıracağım? Ha şuradan. Çok güzel.
Bak şimdi, çok önemli. Hak da bazen batıl suretine giyebiliyor. Biraz hızlı gideyim. Bunu vesvese ve vehim de yapabiliyor. Vehim mesela, batılı hak, hakkı batıl gösterebiliyor. Onun için benim duam da şöyle: Ya Rabbi, şeytanların, cinlerin, erva habise, mevadi şerire ve nefsi emmarenin vehim ve vesveselerinden sana sığınırım Ya Rabbel Alemin diyorum. Bak, hep ezberimde olduğu için söylüyorum, ezberim. Ya Rabbi, şeytanların, cinlerin, erva habise, mevadi şerire ve nefsi emmarenin vehim ve vesveselerinden Ya Rabbi sana sığınıyorum. Ya Allah'lığın hatırına. Bugün mesela bu dua ettim, duamda. Ya Rabbi, senin düşmanın olan şeytanın rahmına beni ve Müslümanları, nur talebelerini, hizmetle alakadar olanları affet Allah'ım. Senin düşmanın şeytanın rahmına. O istemiyor. Allah'ım onun rahmını affet. Onu kullandım. Elhamdülillah. Evet. Bazen de şey yapıyorum, dallanıyorum, ha burama geliyor. Diyorum ki Ya Rab, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki imanının hatırına Müslümanları affet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının senin yanındaki değeri hatırına. Daha ilerisi var ama o da çok ağır. O sıradan konuşuyoruz ama daha ilerisi var. O ağır. İnsana utanıyor onu demeye. Abi hani meşhur bir laf vardır ya, tuttum bir hırsız, oğlum getir gelmez. Bırak gitsin gitmez, şimdi şeytan öyle diyor size. Ya bıraktım seni, sen beni bırak bari. Yoksa şeytan bak, senin düşmanının rahmına Allah'ım, o affetmeni istemiyor. Şeytan bizi Allah bizi affetmesini ister mi şeytan? Yani şeytan Allah bizi affetmesini istemez. Allah'ım senin düşmanının rahmına. Kahret onu. Nasıl kahredeceksin? Gebertme yani. Dursun, lazım bize. Çünkü cevelan hareket sahamızı açıyor. Eğer şeytan aradan kalkarsa ben Esma'ya yapışırım. Yapışmak istemem ben. Şeytan aradan çıkar, kendini aradan zahir olsun yaradan. Bizi burada tutan şeytanın varlığıdır. Bu sistemdir. Esma'ya yapışırdık böyle. Demir mukaddese yapıştığı gibi. Demir mukaddese yapışır ama cahiller demire mukaddis der. Oysa hala demirdir ama mukaddislik sıfatı gözüküyor. Mukaddislik sıfatı gözüküyor diye mukaddis değildir. Esma'ya yapışırdım ama Esma değildim ama Esmalık gözüküyor. O da yürüyen ayağı, tutan eli oluyorsun otomatik. Anladık mı bu şeyi? Onun için bu adam lazım bize. Şeytan olmasa dua edilemezdi. Dua kalkardı. Duanın sebebi vücududur şeytan. Hiçbir şey olmazdı. Bir adam olmazdık. Adama rahmet okumayın. Ama lazım. Evet. Bunu oraya atladı. Doğru düşüncelere vesvese ve vehim batıl suretleri bulaştırabilir ama gime yoktur. Herkes kendine münafık değil. Herkes kendine münafık değil. Münafık haricidir. İçi ile dışı farklı ama içini o biliyor. Onun için münafık olduğunu bilir ve şuurludur. Müjdeler olsun. Siz münafık değilsiniz. Münafık olsanız münafıklığınızı bilirsiniz. Münafık şuurludur. Ehli kitaptandır. Münafık münafık olduğunu bilir. Şuurludur. Şimdi devam ediyoruz. Suret imtiyazında aynesidir. İmtiyaz. İçeriği madde değişti. Bak nokta maddedir. İçeriği dışarıya, dışarıdakileri de içeriye almaya kabildir suret. Bu suretle alınıyor. Suret değil bu. Şu kafa, şurası simadır. Ama kilon vesaire her şeyim, mazi mustakbellerim hepsi surettir. İçeriği dışarıya, dışarıdakileri içeriye almaya kabildir. Dışarıya taşıma vesilesi ve vasıtasıdır suret. Mesela bakıyorsun, o falan, neye namaz kılmadın kardeşim?
O abi kılıyorum lan, sabah namazını kılmadın işte. Ya kem küm ya, yapma işte. Bak içeriği dışarı taşıyor. Abi yani suret bir koridor mudur ya da içeriye aldığın şey mi suret? Yani sureti mi alıyorsun içeriye? Şimdi sen karar ver şöyle. Gözden aldığın şey içeride göz değil, şekil değil artık. Kulaktan içeriye aldığın ses değil artık. Dokunmadan aldığın, kokudan, burundan aldığın sevk ve şevk içeride şeye dönüşür, üçe. Ya sıfata dönüşür, ya sirete, ya ahlaka dönüşüyor. Canlı ve ruhlu oluyor. Onun dışa vuruşu, içinin dışa vuruşu suret. Yani susuz buz oluyor da şey yani olmuyor ama buzsuz su olabiliyor. Ama suret varsa batınsız olmaz. Koridor da olmaz. Hem kendisidir, nasıl dima gibi. Hem kendini inşa eder, hem kendini reddeder. Dima suret midir? Dima suret biraz alıyor ya. Alıyor da suret değil. Dima şeydir. Surettir diyemiyorum hemen. Dima. Ön şeyin hazırlığını yapıyor. Yani onu kullanabiliyor da fakat dima suret değil yani. Şimdi benim düşünce tarzım kelimelerinden anlaşılıyor ya. Bu dima süzgecinde... Ha şu, onu şunu kastediyorsun. Kelam surettir. Ağzımdan çıkan surettir. Ama onun içerisinde dima var. Kalp var, vicdan var, ruh da var. İçin, yani ruhsal yapı da var. Mesela bak şu. Bu da ses. Ben de ses konuşuyorum. Bu da ses, bu da ses. Niye farklı? Bununla benim konuşmam niye farklı? İçerisinde ben varım. Bunun içerisinde kimse yok. Beşeri kelam böyledir. Allah'ın kelamı böyledir. Dolayısıyla kelam surettir, dima içindedir. Ama bu dima değil. Dimağın sıfatlarını taşıyor. Dima bambaşka bir şey. Depo gibi. Yani. Depo değil. O kullanabilirsin o şekilde ama dima bambaşka. Dima 3'ü bir dinlemek lazım. 2 saat 40 dakikadır. Dima 1, 2, 3 saat 17 dakikadır. 3 saat 17. Dima 2, 2 saat 42 dakikadır. Dima 3, 2 saat 40 dakikadır. Bir oturuşta. 37 dakikada da sofrada mukaddemesini yaptık. Risale-i Nur'un ahdetmişim böyle can alıcı kelimelerini huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın yönleriyle külliyata dayalı iştahla göstereceğim kendime ve istifade edenlere her kelimesini mesela suretin evvelihi çekirdek, ahiruhu meyve, zahiru ağacın sureti, batını her kelimesinde Risale-i Nur'un her kelimesinde mübalağa değil ispat ediyorum ha işte suret. Lugata bakmadığımız halde 5. saat. 5. ders. Her saat 1 saat, 1,5 saat, 1 saat 20 dakika sürüyor. 40-50 tane ders olacak. Ha Risale-i Nur her kelimesinde evveluhu, ahiruhu, zahiru, batını ile tanıyacağız. Bitmedi. Ha bu tanıdıktan sonra bunun tefriti, vasatı, ifratı ile bakacağız. Dima çalışıyoruz. Dima nedir? Sonra bitirdikten sonra bunun tefriti neydi, vasatı neydi, ifratı neydi bakacağız. Daha işimiz de ya beka, daha 59 günümüz var daha. Kabre gidene kadar kaç gün yaşarsanız yaşayın bir gün sayılıyor. 59 gün daha var. İki aylık has çiftlik ya dördüncü sözde. Has çiftliğe davet edilmiş 2 ay. Bir günlük mesafede bir istasyon var, kabir. Kabir var. Adem Aleyhisselam bir rivayete göre 2000 sene yaşamış. Nuh Aleyhisselam Kur'an'a göre 900 sene. 900 sene yaşamış bir gün sayılıyor kabire kadar. Aleyhisselatü Vesselam 63 sene yaşamış bir gün sayılıyor. 59 gün daha duruyor. Darüsselam'a gidene kadar. 59 gün.
Onun için bazı merak etme, o abi ne yapacağız ya 63 gün veya 950 sene bir gün sayılmışsa 59 gün nasıl geçecek? Bazıları şimşek gibi, bazısı berk gibi, bazısı hayal gibi. Ama burada hepsi. Burada Sırat Köprüsü de burada. Nükel Mekir de burada. Sorular burada soruluyor, yazılar burada oluyor. Şu anda Sırat'ın üzerindesiniz. Dikkat edin, düşmeyin aşağıya. Suretleri burada, hakikatler orada. Soru bir, açık saçık geliyor. Bir fırsat veya işte tam bir devlet memurusun, tam gasp edeceksin bir şeyi. Bir kul hakkıdır, tam bir fırsat. Yetim mazlumun durum hakkını alacaksın. Soru bir, yapıyor musun, yapmıyor musun? Açık saçık geliyor. Soru bir, bakıyor musun, bakmıyor musun? El cevap, bakmadı. Bunu yüzüne mezarda sana okunacak. Kabirde okunacak, mezarda değil, kabirde sana böyle böyle birisi geliyordu, bakmadın. Yazılı burada ediliyor, sorular burada soruluyor o sınıfta, yazılıya cevap burada veriliyor. Bir hafta sonra öğretmen yüzüne okuyor cevabı. Not defterini çıkarıyor, kağıdı bile çıkarmıyor. Sen diyor, 7 aldın diyor, 5 aldın. Evet, demek ki kabirdeki nükel mekiri yaptıklarımız yüzümüz okuyacak. Bize zaten dünyada sorulmuş. Bu dünyada zaten sırattan geçiyoruz. Dünyadan sırattan geçmeyenler haşirdeki sıratın eylesin. Abi ölen kişilerin siması gittiği yeri belli ediyor diyorsunuz. O evet. Nasıl müjdeyi alıyor? Ne zaman alıyor müjdeyi? Mesela baktığın zaman adamın ağzı burnu yamulmuş. Yamulmuş. Göz siyahlar arkaya gitmiş. Allah resim tabiriyle dudaklar dönmüş. Şimdi ceset diyor ki ben cennete gittim. Olur mu? Mesela bazı yapmış. Nereye gittiğini söylüyor. Bazı şeyle yapıyor. Acayip bir şey. Bir onun cesedini bir de öpüyoruz lan. Diyoruz ona ne lazım. Çünkü nereye gittiğini cesedi bize diyor ki, ben diyorum ki nereye gittin? Cesedime bak, adres bıraktım. Oraya gelirsin. Gittiği yeri gösteriyor beden. İnsan gelmesiyle geldiği alemi ispat ettiği gibi gittiği alemi de, cesedi bıraktığı adres de gözüküyor. Can vermeden önce açıldı. Tabii artık o berzahtır. Ondan sonra açılıyor. Niçin zahmet buyurdunuz? Mesela inşallah sana en çok sevdiğin ve seni rahatlatan bir simada gelecek böyle. Oo, tamam hadi gidelim. Onun adıdır düşmek. Ya acayip bir şey ya. Ölüm, kabir ne kadar uzak, ne kadar yakın. İlim ile cehalet mesafe ne kadar uzak, ne kadar yakın. İmanla küfür arasında mesafe ne kadar uzak, ne kadar yakın. Bunu Dima'la çözeceksiniz. Dima 3. O derste. Harika. Tamam. Ne mutlu ki dünyadasınız. İkinci ne mutlu size. Müjdeler olsun. Öleceksiniz. İnkılap. Evet. Suret, esmanın dışa vuruşun en son noktasıdır. Allah Allah. Duydunuz mu? Ne duydunuz? Allah, şu anlamatmak için söylüyorum. Allah esması. Bir nihayetsiz esmanın meratibi var. Dırr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 
suret. Geçmiş hali mi abi? En geçmiş hali, en. Cismaniyet değil miydi abi? Evet. Cismaniyet ve suret farkı ne? Evet. Peki cismaniyet mi daha cami, suret mi? En dışa vuruşu. Suret cismaniyetin bir özelliği. Sıfatı. Ama kimse cismaniyetle muhatap değil ki, suretle muhatap. Arabanın kaportasıyla muhatapsın vesaire. Kaportasındaki alışımlardan, elementlerde muhatap değilsin ki. Ya. Neydi? Suret, esmanın dışa vuruşun en son noktasıdır. Koku da, renk de, tat da surettir. Giydirilmiştir. Mesela renk, meyveye renk, koku, tat, elementler, suret, giydi ama birbirinin üzerini kapatmıyor. Meyvede koku yok mu? Tadı kapatmamış. Böyle giydirilmiş yani. Koku, renk, tat, surettir.
giydirilmiştir. Her mahlukun her bir mertebesinin en dış tarafı içeriye girdikçe suretler de içeride değişiyor. Buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri. Bak, hepsi değişiyor. Bizim bildiğimiz gibi değil. Bak şimdi, gözden giren resimler, kulaktan giren sesler, içeride ses değil artık. Her giren şarkı, türkü, Kur'an, ders, içeride artık ses değil. İçeride nedir? Canlı, şuurlu ve ruhludur artık. İçeriği odur. Hani sesin içerisinde ne vardı? Mesela bu vardıysa bu. Kof. Ses surettir. İçeriye girince suret yoktur artık. İçeriği var. Suret, sesin içerisinde ne vardı? Siret, sıfat, ahlak. O var. Onun için gözden giren her şey, kulaktan giren her şey, dokunduğum, kokladığım, tat attığım, sevk ve şefk. Sevk ve şefk. Yedi sıfattan bahsediyor ustad. Yedi duygudan. İçeriye bunlar ne alınmışsa hepsi canlı ve ruhludur içeride. Abi az önce söylediniz ya, seste dima da vardır dediniz. Evet. Hisler de vardır dediniz. Hepsi var. Şimdi bir bütün oluyor, ses olarak çıkıyor. İçeri girerken de aynı şekilde dağılıyor. Evet. Şimdi ben de sesimde suret dima olduğuna delil. Mesela şu sesim size geliyor mu? Geliyor. İçerisinde ben dima ait malumat koyamazsaydım sizin dimanız oynamazdı. Bak, dimağınızda bir düşünceye sevk etmiyor. Ama ben konuşunca o da gürültü, o da gürültüdür. Diyorsun bak. Diyorsun. Yani sesim dimağımı taşıyor sana. Sesim vicdanımı taşıyor sana. Kalbimi taşıyor, ruhumu taşıyor. Onun için kelam sıfatı ne kadar cami. İlim olursa değil mi abi? İlim olmazsa çöplük olur. Çöplük. İçin çöplük. Mesela çizgi film seyrettin, şunu bunu seyrettin. İçerisi aynı onun, o resmin içerisinde. Mesela hangi çizgi filmde, hangi karakter filmi seyrettin? O karakterin ruhu sana giriyor. O karakter içeride oynuyor, canlı ve ruhludur. Mesela bir film, bir artist okudun, seyrediyorsun. Gülüyorsun adama. Onun ruhsalı sana aynı sirayet ediyor. İmam Rabbani Hazretleri diyor. Ehli bida diyor. Ehli bidanın yazdığı bir kitap. Masa doğru olsa. Ama bidadır. Onun kitabı vasıtasıyla onun sireti sana sirayet ediyor. Onun için Nur talebeleri için ne diyor konferansta? Her kitap okunmaz. Herkesten ders dinlenmez. Dininizi kimden öğreniyorsunuz? Ondan sonra bedeli o kadar ağır ki dönmek de fırsatı belki olmaz. Her kitap okunmaz. Her yere gidilmez. Herkesten ders alınmaz. Allah Resulü'nün hadisidir bir mana. Dininizi kimden öğreniyorsunuz? Farkında mısınız? Doğru dahi dese ehli bid'a olmayacak. Madem herkes farklı olabiliyorsa, sureti bunun öteki ucunun madem herkes farklı anlayabiliyorsa, sureti bunun öteki ucunun vücudunu da ispat ediyor. Yani mesela bak, mesela bir kelam geldi. Neyse bitireyim. Yani herkes farklı farklı anlayabiliyorsa konuşmayı, dersi, bu demektir ki herkes, bak herkes farklı farklı hülle ve libas giydiriliyor demektir. Herkese farklı libas giydiriliyor şu anda. Fark nereden kaynaklanıyor? Fark içerisini, mesela ben bir malzeme getirdim sana. Laboratuvarında hocam diyor, biz bunu 5 elemente kadar indirgeyebiliyoruz. Tahlil. Başka bir laboratuvara girdim daha önce. Hocam 15 elemente kadar inebiliyoruz. İstidat ve kabiliyetlere göre değişiyor. Mesela daha bir acayibe gittik. Kuarklarına kadar iniyorum diyor. Benim bizi konuşmak, bir şeyin anlaşılması için 5 şart lazım diyor. 423 galiba sözlerde.
bir hidayetin olabilmesi için tam 5. Birisi mütekellim, konuşmaya bağlı, konuşan kişiye. Dördü muhatapta olması lazım. Biri konuşanda var, dördü karşıda var. Tezkiye-i nefs, ruhun tekamülü, ondan sonra aklın tekamülü, ondan sonra bir tane de var, 4. Sonra bir konuşan, o Kur'an'ın konuşması tesir eder. Devam ediyorum. Hani, devam ediyor mana, hani ağaca, vücut, hayata, yaprak, koku, renk, tat, zevk, lezzet, his, mana giydirilmiş. Ağaca değil mi? Bak, ağaca düşünün. Vücut giydirilmiş. Ağaca. Ağaçtan vücut yok mu? Ama hayatlıdır. Hayat ağacı örtmemiş, ağaç da ağacı hayatı örtmemiş. Hayat ağacı kapatmamış, ağaç da hayatı kapatmamış. Bak, hayat, ağaca vücut giydirilmiş. Hayat giydirilmiş. Birbirini kapatmıyor, dikkat edin. Yaprak giydirilmiş, koku giydirilmiş, renk giydirilmiş, tat giydirilmiş, zevk giydirilmiş, lezzet giydirilmiş. Mesela zevk hayvanda da var. Lezzet de şey, zevk bu. Lezzet ise Allah Allah, fe subhanallah, maşallah ya Rabbi, lezzete dönüşür. Zevk lezzete dönüşür. Tefekkürle asıl olur lezzet. Sonra his giydirilmiş, hissim uyanıyor. Ağaca bakarak, mana, orayı tefekkür ederek marifetullah'a malzeme yapıyorum. Giydirmiş. Peki bunun sonu var mı? Esma giydirilmiş. Esma'nın mertebesi giydirilmiş. Sıfat giydirilmiş. Nihayetsiz mertebesi giydirilmiş. Yok. Aynı yere çok şeyler giydirilmişse öteki ucunun nihayetsizliğini gösteriyor. Aynı ağaca, çiçeğe, buna bu kadar meratipler giydirilmişse bize şu gösteriyor. Bunu giydiren taraf, yön nihayetsizdir. Mesela bunda ateş var, ısı var, ışık var, ultraviyole dalgaları var, bunun kilosu var. Ama bunu meydana getiren kilosu yok. Bunu yaktığınız zaman çıkan ısının kilosu var mı? Bunun hacmi var ama bunu meydana getirenin hacmi yoktur. Bunun kütlesi var ama bunu kütleyi meydana getiren kütlesiz. Kütlesiz bir şey kütleye gözükebiliyor. Ağırlığı yok hiç ama ağırlık olarak gözükebiliyor. Odundaki enerji. Batından zahire doğru. Evet. Çıkabilir, istediğin gibi gidebilir. Evet. Zahirden batına doğru git. Geri gelebiliyorsun. Burası o zaman kavşak. Alem-i şehadet kavşaktır. Ezel ebed arasında. Zahir ve batın arasında. Ne mutlu bunu fark edenlere. Sırf görünen olsa kaçıncı aydayız? 5, 2015. 10. 5 ay önce buraları yazılmış. O çalışmanın size ders yapacağım hulasa olsun diye. Burası çalışma sayfası değil. Ne kadar aktaracağım? Benim o çalıştığım hamın zaten sayfasını bilmiyorum. Size indirgedim verebilmek istediğim, vermek istediğim hulasanın hulasası 40-50 ders. Yani suret. Risale-i Nur böyle bir cami. Camiül Cem'dir. Vallahi bana bir kelimesini söyleyin Risale-i Nur'da. Allah şahit olsun. Ben onun 4 isminle manasını size bana birkaç ay müsaade edin. Anlatmasam gelin 2 parmağınızı gözüme sokun. 4 esmadan izah ederim onu. Çalışacağım. Hangi kelime olursa olsun. Böyle cami bir kitaptır. Nasıl bir şey olduğunu ben de anlamış değilim. Zaten mezarıma öyle yazacak kafaya. Eğer olursa mezarım. Elbaki velbaki, rahmetli televizyona ve deccala düşmandı. Risale-i Nur'a doymadan gitti. Ya. Dört esma ne abi? He? Dört esma ne? Hüvel evelu vel ahiru vel zahiru vel batın. Yani çekirdek eveluhu, meyve ahiruhu. O kelime de ahirden bir ki manası. Zahiru ağacın şekli, batını içindeki makine. He vallahi şu mübalağasız yani. Ben Risale-i Nur'um böyle yani. Ama bana ondan sonra bitti.
Bu bitti değil mi dört esma? O kelimenin tefriti, vasatı, ifrat mertebesi. Bitmedi. Bunun dimadaki karşılığı. Bitmedi. Kalpteki karşılığı. Vallahi mübalağa etmiyorum. Şecere o tabii ya, artık gitmez. Allah'ın esmandaki şey. Yani bunu bırakmayın. Siz bırakmasanız o sizi bırakmaz. Çünkü çok vefalıdır o. Risale-i Nur külliyatındandır elinizde kitap. Risale-i Nur külliyatı değildir o. Risale-i Nur külliyatı Kur'an'a bağlıdır. Canlı ve ruhludur. Onu burada ifade eden mürekkebe dönüşmüş, külliyatından olmuş. Şeye benziyor, la teşbih ve la temsil, raftaki Kur'an değildir, musaftır. Mürekkebe dönüşmüş. Kur'an okunandır. Mahluk değildir Kur'an. Musaf mahluk. Yani mürekkebe dönüşmüş. Yani buz gibi su, H2O, enerji, madde, hayat böyle. Risale-i Nur külliyatındandır elindeki kitap. Risale-i Nur o değildir. Canlı ve ruhludur. Çünkü ruhun gıdası ruhsuz olamaz. Hayatın gıdası hayatsız olamaz. Ölü olamaz. Şuurun gıdası şuursuzdur. O böyle bir mantık mı olur? Abi o dört esmayı aşağıdan diye geçiyor mu mesleğinde yani? Geçiyor. Hulasası damı yapmış. Evet. Sırf görünen olsa suret donuk olurdu, tek boyut olurdu. Ses de surettir. Hadi bakalım. Şimdi hazır mıyız? Hadi canlı. Bismillah. Ses de neymiş? Surettir. Fikirlere, hislere, duygulara, latifelere, vicdana, kalbe, ruha giydirilmiştir ses. Ses neymiş? Ses şunun ses surettir. Surettir. E kim var içerisinde? Kim var? Fikirlere, hislere, duygulara, latifelere, vicdanlara, kalbe ve ruha giydirilmiş şey, ses. Çünkü bunları karşıya taşıyor ses. Masaya vurduğunuz zaman o olmuyor. Ne oldu? Hiç. Beşer kelamı budur. Allah kelamı ise içerisinde ilim, irade, kudret olduğu için. Aynı kudrettir kelam, aynı ilimdir, aynı iradedir. 433 sözler. Yaşasın Risale-i Nur. Ancak Risale-i Nur böyle ifade eder vallahi. Heyecanıma müsaade edin. Yaşasın Risale-i Nur. Kelam, beşer kelamı, yani Allah kelamı gibi diyebilir beşer. Ey fil fil, hortum uzun olan fil. Müseylime-i Kezzab dedi bu. Elemtere'ye karşı, şey fil suresine karşı. Ha elemtere da. O da gıyahet yaptı. Ey fil fil, hortum uzun olan fil. İşte ayağı geniş basan fil. Lan ne? Tabii lan ne? Sonra. El filun menfilun hortumun. El hortumu davilen ve zenebi gali diyor abi. Hortumu uzundur kuyruğu sadrum. İyi ki söyledi yani. Az kaldı bilmiyorduk onu. Şimdi ya ey sema suyunu kes diyor Allah. Kesiliyor. Kesildiği anda söylüyor. Söylediği anda kesiliyor. Ben söylüyorum. Hani aynı kelamı ben de kullanıyorum. Ey sema suyunu kes. Baktım kesmiyor. Lütfen rica ediyorum. Ne olur yahu. Dinlemiyor. İçerisinde ilim, irade, kudret yok. Kelam onun için beşeriyettir. Kelamın içerisinde ilim, irade, kudret olunca ayet oluyor. İlk kumandanım orduyu açtı. Evet. Evet çok güzel. Sözler kaç tane? 433. Evet. Kumandan diyor ustad. Aş diyor, ordu yürüyor. Ben de diyorum ki, aş, sustant, solitary. Öyle derler. Kim de, hepsi askerler öyle der, susa. Hiç kimse kıpırdamaz. O da arş, aynı kelime. Arş, şey. Belki de uzatırım. Hadi. Kelam Arapçada yaralayan, iz bırakan demek. Yaralamaktan geliyor. Allah için kullanıyor ama insan kelamı kavl deniyor mesela. İnsan kavl. Kavl. Kalemle bir zalara senle ama kelam doğrudan bir iz bırakır. Bu çok güzel bir zal oluyor. Evet. Karşıya... Tezgidir. Yani orayı iz bırakır. Onun için kadın sesi haram. He? Onun için kadın sesi haram. Onun için kadın sesi haram. Evet. Çünkü ses yarıp iz bırakan. İçeriye giriyor. Yarıyor yani.
Çünkü kadın sesi bize ses değil ki. İçinde kendisi var, sirayet var. Sigara içenin yanında bulunursan sigara sinmiyor mu? Hatta Lut kavminin yanından geçerken su içiyorlardı develer vesaire. Allah Resulü geldi. Ne yapıyor? Hemen toparlanın, bırakın dedi. Çünkü lanetlenmiş bir bölgede sirayet var. Kadının sesi ses değil ki. Çünkü ses sende kendisini taşıyor. İçerisinde kadın var. Niçin kadının kalktığı yerde hemen oturmayın? Çünkü timsali sureti var. O abi nerede var? Bu gözle göremezsin tabii. Benim sesimi göremediğin gibi. Timsali suretinin kalma süresi var mı? Var. 30'a kadar mı kalıyor? Yok. Sana bir şey... yani biraz soğudum oturabilirsin ama doğruyu duymak istersen hiçbir şeyden yok olmuyor. Hep duruyor. Hep orada. Yani seni zarar verme olmuyor. Sıcaklığı gidince de. Mesela şurada kim oturdu şimdiye kadar? 1990'da yapıldı bu bina. Şurada kim oturduysa hepsi var. Hepsi bir. Nasıl var abi? Buzda su yok mu? Buzda su, H2O. Yani esir, maddi hayat, aynı hayat, akılcı veri, ruhçu veri. Nur-u Muhammed Esma. Yok mu suda, buzda hepsi? Var. Söküp alamazsın. Buradaki her şey her yerde duruyor. Hava zerreleri mi muhafaza ediyor? Evet, hava zerresi, zerreleri. Yani onun arkalarına taşınıyor. Hafız ismi bunu iktiza ediyor. Hiçbir şeyden yokum. Her şey her yerdedir. Beni meydana getiren Esma sende de yok mu? O zaman ben sendeyim, sen de bendesin. Her şey her yerdedir. Şuurun ıttıla ettikçe oradasın. Neyse. Şimdi masaya vurdunuz ya, sesten karşısına düşüyor. Adam klarnet çalıyor, karşı tarafa efkar basıyor. Yani diyoruz ki, ne çaldı ya, konuşturdu falan diyoruz ya. Şimdi çalan adam hislerini, duygularını mı klarnete görebilir mi ya kemana? Bizi nasıl etkiliyor onun sesi? Şimdi insan, sığıra yapsak, saz çalsak, etkilenir mi? Ahlanak, batsınlar şu bunu ya der mi? Bizde hiçbir derdin yoktu. Çok konuşuyorduk. İbrahim ne haber? Ne iyi mi? Ay şunu bir çalalım arabada ya. Batsın bu dünya diyor adam. Ah ulan ah. Var mı lan sigara? Bir tane sigara ver. Niye etkilendi? Çünkü içerisine klarnet sesi al. İçerisinde adam var. O çalanın sirayeti var. O içeride aktif ediyor. O adam var. Sesin kendisine takılma. Niye saz şunlar şu bazı sesler aram? Çünkü onu çalan giriyor. İlim, irade, kudret niyetiyle var diyebilir miyiz? Evet, evet. İlim, irade, kudretiyle adam var. Ve niyetiyle. Evet. Acayip bir şey ya. Düt yapsa falan. Mesela bazısına demiyorsun. Vallahi bu adam doğru konuşuyor ama sesi bana güvenilir diye vermedi ya. Onun için eskide ecdadın sözü senetti. Şimdi banka senetin senet oluyor. Yalancı olursa, o zaman yalancılar senin senetin olur. Niçin senetti? Çünkü sendin. Seste sendin. Allah Allah. Çünkü bunlar karşıyı taşıyor. Tefekkür, iyi dinleyin bu. Bir şey yaptı mı? Gözüküyor değil mi? Bak tefekkür, bu biri. Bak tefekkür, bu biri üstüne giydirilmiş olanların bir üstlerini açıp içine girme faaliyeti ve yöntemidir. Tefekkür anladık mı? Bir daha. Tefekkür neymiş? Bak, hülleler yani. Bak, bu birbiri üstüne giydirilmiş olanların, manaların, birbiri üstüne giydirilmiş olanların birbiri üstlerini açıp içine girme faaliyeti ve yöntemidir. Tefekkür. Evet, suretleri geçiyorsun, açıyorsun. Her neyse, onu da söylemez. Şimdi düşün, kelamın, sesin neresine bunları koymuşsa Allah, yani hangi ilim ve teknoloji ile aynı yere bu kadar
bu kadar, yani sesin içerisine bu kadar şeyleri Allah hangi ilim ve teknolojiyle yerleştirmişse dünyanın da içine ahireti öyle koymuştur. Ahiret dünyanın neresindedir? Sesin neresinde mana varsa ahiret de dünyanın orasındadır. Mana sesin neresindeyse İbrahim, öyle yaz. Mana sesin neresindeyse his, duygu, klarnet çalan adam. O klarnetin neresinde o adam varsa ahiret de dünyanın orasındadır. O zaman burası mı? Bize dediler ki dünya başka yer olmasın burası. Abi. He, burası başka yer olmasın. He? Ahiret de olabiliyorsun. Ahiretin intizar salonu. Yani bütünüyle var. Yani aslında ahiret de var. Bizim sadece görme kabiliyetimiz yok. Aferin. Hani eskide konturlar vardı ya. Beni konturlar böyle şey kontur kartı veriyorlardı. Üzerinde bir boya gibi vardı. Böyle tırnakla böyle sayıyı çıkartıp da yüklüyorduk ya. Yani dünya böyle. Ahiretin üzerine böyle ufak bir boya çizdin mi hep oradasın. O. Hiçbir şey anlamayacaksın inan bana. Ay baktın ki orada. Hatta orada olduğunu da bilmeyeceksin. Aynen. Şu anda iki kişi var burada ölü. Geçen hafta gömülmüş. Gömüldüğünü bilmiyor. Dersliyim zannediyor şimdi. Ha, orada yani. Şimdi oradadır. Bu tarafta mı? Derste ölen öldüğünü bilmez. Ne yapar? Kıyamete kadar hala derstedir. Kıyamet koparken diyecek. Ne oluyor kıyamet? Allah Allah, derste bitmedi, kıyamet koptu. Oysa şu kadar asır geçti. Ne güzel bir Allah ya. Nasıl bir Allah ya. Yani böyle bir Allah ile insan gurur duymaz mı ya? Ne keyif alır ya? Bir annemiz ihlas dersi okurken işte abi içeride vefat etti. Cuma dersinde. Yatmak başındaydı. Sonra o okunurken o derse devam etti. İşte abi keseyim mi dersi dedi. Geldi oturdu. Şimdi karısı içeride vefat etti. İhlas dersi okuyor. İhlas dersi, Rüştü abi salonda ders yapıyor biliyorum da. Ben de. Yakup abi rahmetli, o da oldu. Bazen gidiyor. Karısı da sekeratta. O da derste oturuyor odaya. Gidip geliyor. Bir geldi ki biraz rengi şey. Rüştü abi sormuştu. Abi ahirete geçti dedi. Oturdu. Rüştü abi dedi kesin mi? Yok abi devam et. İçeride ben düzelttim dedi karşının şeyini. Aynen. De, derse devam et abi diyor. Nurcular kafayı yedi. Ne iman. Karını düşünebiliyor musun, eşini? Kadın da eşini düşünsün. İçeride abi devam et. Devam et. De aynen ne mutat adet varsa yürüdü, yaptı. Rüştü abi de nasıl iman var ya, hiç mi etkilenmedi? Ya tamam kardeşler, bugün de bu şey olsun. Yasin'e kardeş bir Yasin okuyalım. Ben şu bu adam da bu tuhaf yani. Tuhaf biziz. Onlarla gurur duyuyorum. O benim de iftiharım. Yapamıyorum, yapanları takdir ediyorum. Seviyorum. Belki bazılarına diyorum ki çok daha güzel derse istikakım var. Hak etmişsin ama ben yapamıyorum. Bu kadar yapabiliyorum. Ama yapanları takdir ediyorum. Buna delilim şudur. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Gelmeyin. Gidin nereden istifade ediyorsanız. Yeter ki kendinizi inşa edin. Oyalanmayın benimle, onunla, şunla, bunla. Kendinizi inşa edin. Bırak taasmur. Kendini inşa et. Nerede daha kaliteli usta varsa orada ol. Oyalanma. Taasup dönemi, böyle hatır dönemi yok. Çünkü ne psikolojin müsait ne de zamanın kaldı artık. Bırak, nerede inşa ediliyorsa o ustaya, o ustada kendini teslim et. Devam. Şimdi düşün. Bir daha okuyacağım şunu, Musa dedin. Kelamın, sesin neresine bu manaları Allah koymuşsa, hangi ilim ve teknolojiyle sesin içerisine dimağı, sesin içerisine hisleri, sesin içerisine ruhu koymuşsa, yerleştirmişse, dünyanın da içine ahireti öyle koymuş. Yani bunlar sesin neresinde iseler
ahiret de dünyanın orasındadır. Çünkü dünyada bir sestir diyor. Dünyada bir surettir diyor. Donmuş nihayetsiz mana mertebelerinin camül ezdadı veya cemül cemidir dünya diyor. Devam. Abi tefekkürün en azami olduğu yer cennettir. Cenneti yaşamak tefekkürü en güzel şekilde yaşamakla mümkün. Evet. Çünkü tefekkür ruhun cennetidir. Bak sırayla gidelim. Hidayet büyük nimettir. Ruhun cennetidir. Peki hidayet nedir? Sadakattır. Peki devam ediyor. Ses sessizlikten çıktı. Daha nice sesler var sessizlikte. En güçlü ses sessizliktir. Çünkü ses sessizlikten çıkmıştır. Çıkmayan daha bir sürü var. Adem vücuttan daha şamil, daha kapsamlıdır. Vücut Adem'den çıktı ama Adem hala var. Daha şey. Ses sessizlikten çıktı. Çıkan ne kadar kaliteliyse çıktığı yeri tanımlar. O zaman ses sessizlikten çıkmışsa çıkmayanlar da var daha sessizlikte. O zaman en güçlü ses sessizliktir. Onun için susmak altındır. Konuşmak gümüştür demiş. Susan kurtulur diye hadis var abi. Evet, susan kurtulur hadis var. Evet. Allah Allah. Devam edeyim. Nakkaş Ezeli'nin yazılarının zeminidir suret. Biraz da gideyim. Şu sayfaya kadar döneyim. Suretler mahiyete göre şekillenir. Gösterdikleri şeylerde hakikatler, mesela gözükenler suret zemininde hakikattır. Bu hakikatler esmaya dayanır. Esma, cil ve cemal, nakış sanat olarak kendisini gösterir. Ama bu hakikatin arka tarafı da mahiyetlerdir. Mahiyet sıfat mı? Mahiyet sıfattır. Hakikat esmadır. Hakayık eşay sabit etun diye. Tabii çabuk gideyim diye şey yapıyorum. Bazı şeylere çok detaya giriyorum. Bazı işte dediğin gibi veya izah istendiği gibi yapmıyoruz. Sözler 139 çok buna çok mühim olduğu için bu sayfayı koydum. Sözler 139 ve 435 gelirken koydum ki bu çok önemli. Nedir o? Suretler mahiyete göre şekillenir. Gösterdikleri şeyler de hakikatlardır. Yani suretlerin gösterdikleri hakikatlardır. Hakikatların da mahiyetinden kaynaklanıyor. Perde arkasındakini gösteren perde üstündeki tasvir veya tersim surettir. Mesela sinema perdesi, orada film gözüküyor. Yani surettir perde, film gözüküyor, ruh gözüküyor. Gaybi vücutları dahi birer şekil ve surettirler. Bulundukları yere ve noktayı nazara göre suretler başka başka olur. Başka? Direkt hakikatla muhatap olunamaz. Hakikata girilemez, yoksa vurgun yersin. Suret bizimle hakikat arasındaki berzahlık yaparlar. Hakikata giremezsin. Berzahsız giremezsin. Bir anda rehbersiz dalarsan hiç şansın yoktur. Hiç şansın yoktur. Hakikata koruyucusuz, rehbersiz daldın mı? Hiç şansın yoktur. Anladın? Duman olursun, duman. Kafandan duman atar. Tefekkür hakikat değil mi? Tefekkür şudur. Bir dağ düşün. Dağda yol açtık. Dağda o yukarıda meyveler var, ağaçlar var, sular var. Arabayla gidiyoruz. Yüklendik, getiriyoruz. Fikir yoldur. Tefekkür arabadır. Manalar arabaya yüklenendir. Yani gittiği yerden getirdikleri hakikattır. Orada sünnet-i seniye devreye girmiyor mu abi? Sünnet-i seniye bütünlüdür. O yolu göstermiyor mu tefekkürdeki yolu? Tabii sünnet-i seniyesiz olmaz. Özür dilerim, ben bir şey istirham edeceğim. Bu dümadaki merakitler var mesela. Orada tefekkür yok. Yani gördüğüm kadarıyla aslında bütün ifadeden bir
Ha. Tebe, dimada meratip var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdiki, zan, iltizam, itikat. Tamam. Tefekkür neredeydi Osman yeri? Nerenin içi? Taakul. Yasin. Taakkulun sıfatıdır. Eğer sen dimada sıfatları koymaya kalkarsan, dima sen artık karma karışık olur. Ana başlıklar koymuş ustad. Dimada ana başlıklar. Taayyül, tasavvur, taakkul. Taakkulun kaç tane sıfatını okuduk, şey yaptık? 20 küsür. 1992'de 12 tane sıfat bulmuştum. 1992'de aklı okumuştum. Aklın 12 sıfatı şimdi geçen okumuştuk. Dima 2'de mi okumuştuk veya 1'de mi? İkide mi? Kaç tane sıfatını ortaya koyabildik? Belki 30'a yakın da. 33'ü geçtiğini zannediyorum. Tefekkür onlardan bir tanesi demek istiyorum. Senin söylediğin sünnet-i seni siz olmaz. Bütünlük adıdır sünnet-i seni. Toptancılıktır. Onun için fazla şey yapmadım. 24 tane yapmışlar. 24 tane. Şunu düşünmüştüm. Tefekkür ederken mesela... Tefekkürde sünnet seniye rehber olabiliyor mu? Evet. Onsuz olmaz. Olmaz. Kendisi tefekkürdür. Evet. Tefekkür bedensel hayatın tahakkümlerinden ve dayatmalarından ruhu çıkartma yöntemidir aynı zamanda. Tefekkür ehlinde panik atak olmaz, sıkıntı olmaz, depresyon olmaz. Çünkü sıkıntı gelmez mi? Gelir. Peygamber'e de gelmiş. Ya Ebu Bekir, rahatlat. En çok rahatlatan onu Ebu Bekir'den daha önce Kur'an ve Bilal Habeşi'nden de önce. İlk önce Kur'an, sonra Hazreti Hatice. Lan ne böyle bir hanımın olacak, eşin olacak. Ondan dünyayı kral gibi yaşarsın vallahi ya. Hatice gibi. Ha? Bak, ilk vahide Allah Resulü telaş ve endişe etmiş. Telaş, endişe. Geldi, oturdu. Kucağına kafayı koydu. Dedi ki, endişe etme. Allah Resulü dedi ki, şeytan mıdır, melek midir dedi ya. Beni o şey yapan. Kadın eşe bak. Dedi ki, o geldiği zaman beni haberdar et. Ben sana söylerim. A geldi dedi, Cebrail geldi. Peki, sağına oturdu, orada mı? Orada dedi. Soluna oturdu, orada mı? Orada. Başını açtı, orada mı? Yok dedi. Ama sıkıldı. Hah, melekti. Çünkü başı açık kadın yanına melek gelmez. Yani Cebrail gelmez. Ceberut çalışmaz. Dima pek çalışmaz. Koy. Peki. Çünkü namazda takkesiz kılmak da mekruhtur. Kadın başı açık namaz kılarsa namazı yoktur. Neyse, saç Hasan'a göre saç azadır. Gelecek tarihte ispat edilecektir o. Kan gibi, karaciğer, böbrek gibi bir azadır. Aza, organdır. Benim bulduğum saç öyle saç değildir. Azadır. Saçsız olursa insan? Saçsız olursa saçsızdır demektir. Olsuz gibi olur. Saç olduğu için takke takmıyoruz. Takke takın dedi Allah Resulü. Takke değil de örtün dedi. İlleti bu. Hikmeti diğerlerinden imtiyazlaştırıp insan-ı kamil, sünnet-i seniye boyutunda onu aralıyor suret. Bu bir, bak şöyle kendini sokacaksın. Bu kardeşim takke değildir. Donmuş düşüncedir. Misal vereyim. Ali'nin şeyiyle beraber yapacağım. Allah Resulü demiş ki, ya nerelere giriyoruz ya? Abdest alıyor, tamam mı? Nehirde abdest alıyor. Allah Resulü diyor ki, iktisatı alın. Ben vallahi Allah Resulü'nü hatırlıyorum, deredeyim, ayağım derede, denizde ha. Aldım, su da dökülecek. Hayır, böyle sokmuyorum. Alıyorum, Resulullah böyle demişti. Alıyorum. La sok işte. İktisat malı az kullanmak değil. Bak nedir? Ali çok güzel bir tespit etti. Adam... İptacı, PKK'cılar şeye gidince hapishaneye devlete zarar vermek için musluğu açık bırakıyorlar. Hapishanede. Aslında Ali'nin güzel tespiti kardeş. Dedi ki, abi ben bunu düşündüm dedi. Devlete zarar suyla verilmez. Eğer ben orada tek başıma kalırsam diyor o adam. Tamam, şeytan yardım ediyor. Yani kendimi artık düşüneceğim. Artık beni tahrik eden, aktif eden,
o bu diyen, beni canlı tutan düşmana karşı bir sebep yok. Ben kendime gelince, sessiz kalınca, olay olmayınca kendime gelince kendimi duymaya başlayacağım. Düşüncelerimi aktif eden olay yok. O zaman kendime gelince düşmanlığım kalkar. Canlı olmaz düşmanlık duygum. Ama su açıksa yatıyorum, şırırım, tabii canım. Düşmanlık hissini canlı tutmak için açıyor. Yani unutmasın düşmanını. Suda misal verdim, bu da. O nasıl su hissiyatını canlı tutmak içindir? Abdest almak su değildir o. Ona bakışını canlı tutmak içindir. Burada emri ilahiye ittibamı canlı tutmak içindir. Suyu var edeni ve onu emredeni... Suyu var edeni var etmektir suda. Suyu var edeni hakim kılmaktır suda. Var edeni var etmektir. Alemimizde. O zaten vardı. Haşa, günah değil yani. Alemimizde yoktu. Unutmuştum, gaflet. Suyu var edeni var ediyorsun o düşünceyle. Düşünceni canlı tutuyorsun. Anladın mı? Hatice. Tamam, orada kalsın diyeyim. Evet. Ya kurban olurum onlara ya. İstemedi Allah ama diyesim geliyor. Ya nasıl bir şey ya? Nasıl bir anne ya? Ümmet ne kalite ya? Nasıl bir rüya? Anlamıyorum ki ya. Anlamıyorum ya. Ben böyle duyduğum gibi düşünmüyorum. Böyle o oluyorum, içine giriyorum. O fikirle fikirleniyorum, hisleniyorum. Mesela ben Peygamber Aleyhisselam 19. mektubu pek okuyamıyorum. Okuyamıyorum ben, bir sırrımı söyleyeyim ya. Okuyamıyorum. Elinde parmaktan su aktı, işte ordu geldi, işte hayır öyle okuyamıyorum. Ben şimdi parmaklarına su aktı gibi kapatıyorum gözümü. Şimdi ben kendim oluyorum, peygamber kalkıyor dünyamda. Ben oluyorum, su akıyor parmağımdan. Elimi koyuyorum masamda, su akıyor. Doydunuz mu, tamam mı, aldınız mı kardeşler? Tamam. Ya Rabbi kes, tak kesiliyor. Ya ben ne olurum ya? Bu peygamberin imanı nasıl bir şey ya? Diyorum. Bu sefer dalgam bozuluyor yani. Sistemim bozuluyor benim. Acayip oluyor. Parmağımdan su akıtıyorum ben hayalen. Şarrr. Allah'a. Allah nasıl olur ya? Ya başıma bir hal geldi de. Ondan sonra. İnsan ağzıyla şeytan benimle konuştu karşıki bir hastanın şeyiyle. Şeytan, ulan bir ayağım yere basmadı ya. Bir ay etkiledi beni ya. İlk şey yaptığım zaman, ilk. Şimdi oyuncak gibi geliyor da. Onun ağzıyla şeytan konuşunca, bırak beni. Kimsin lan sen dedim. Yani anlıyor musun? Yani onun ağzıyla bir şey anlatmaya çalışıyorum. Şimdi buradan akıyor. Ulan... Allah Allah. O oluyorum ben. Peygamberin mucizesini okurken ben oluyorum. Musa benim, İsa benim, Muhammed benim oluyor. Şu sayfayı Musa dedin okuyalım. Söyledim zaten dedim. Miraç'tan indi. Mesela. Onu çok misal veriyorsun ya. Miraç'tan indi. Normal şey. Ya. Dayanamıyorum ya. Peygamber ya. He ya. Sen hep bu misal verdin ya. Ben çok kestir ettim. Evet. Şimdi oraya girsem şimdi. Timsali rahmeti işte. Allah'ın rahmeti donmuş, insan suretine girmiş. Rahmet ilahiyenin timsali. Muhabbeti Rabbaniye'nin mümessili. Şimdi peygambere desem ki ya Resulallah, yaptım şu yamukluğu ya. Şu aşırtı. Olsundan git cehenneme. Der mi? Demez vallahi. Peki o kim? Donmuş rahmet ilahi. Allah'ım da demeyecek. Demeyeceğini nereden biliyorum? Peygamber yapmayacak. Peygamber kimdirmiş? Kimdir? Donmuş rahmet ilahiyedir. Altıncı reşa. Timsali muhabbet, timsali rahmet. Timsali rahmet, misali muhabbet. Misali muhabbet. Allah'ın, Allah'a, Allah nasıl davranacak bana? Peygamberin bana nasıl davrandığı gibi. Peygamber bana nasıl davranacak? Sen onu nasıl tanımladığın gibi. Dahim yok yok abi. Dahim ismi muhabbet. Dahim ismi timsali rahmet. Misali muhabbet dedi. Evet. Rahim. Rahim yok. Olmaz artık.
Olmaz. Tabi evet. Rahim evet. Bismillahirrahmanirrahim'deki timsali rahmet, misali muhabbet. Niye timsali rahim demedi, rahmetlendi? Haşa. Bütün mahlukatı kapsadığı için. Yani rahmet kapsadığı için, ama rahim olsaydı Müslümanlar has kılacaktı. Umum insanlara. Evet. Böyle Allah lazım. Müslümanlar has olacaktı Allah bu sefer. Rahmet olunca kafir mümini de şey yapmış. Ne güzel Müslüman. İmanımız olması, davamız var. Değil mi? Risale-i Nur'umuz var. Elhamdülillah. Düşmanımız da olması çok güzeldir ya. Çok güzeldir, inan. Çünkü bir kere Allah yapmış. Ne yaptınsa ya Rab, Allah'lığın hatırına vallahi doğru yaptın. Ben böyle hissiyatımla söylüyorum. Çok doğru yaptın. Hiçbirisini oynatmam. Her yerine koyarım yani vallahi. Sen tam yaptın yani. Anladığım kadarıyla. Hiçbir şeye keşke demem. Allah bunu böyle bu kainatta ne yaptı demem yani. Mutlaka bir şey vardır. Allah'a has bir ilimdir o. Allah'tır yani. Timsali rahmettir, timsali rahimiyet olmaz. Haşa Allah olurdu veya haşa o rahim olsa timsal, o rahmeti Müslümanlara has olurdu. Onlara da bir merhamet var. Bir de timsali rahim olsaydı bu sefer hani kafirler tamamen yok olurdu. Yok olur, evet, ortadan kalkardı. Görüyor musun ne diyor? Görüyor musun ne diyor? Cehennemde de bu vücutların devamı rahmet. Evet. Ortadan kalkardı o da. Adem olsa. Vay be. Bu sayfayı bitirelim mi? Müminlere rahim olduğunu abi şeye söyleyeyim. Müminlere rahim. Evet. Raufun rahim. Zekat yaptım aslında. Aleyküm aleyküm. Aleyküm aleyküm. Aleyküm aleyküm. Vay be. O Allah diyor ki affedin. Kendisi affetmek değil. Ne kadar affeder Allah? Çok affedicidir. Allah affedici değil. Çok affedici. Çok affedici bize diyor ki affedici ol. Niye affedici olayım Allah'ım? Çünkü affa ihtiyacım var. Peki ya Rabbi ne kadar affedeyim? Affa ihtiyacın kadar affet. Ya. İman istiyorsun. İmanların kurtulmasına çalış. İmanın kurtulacaktır. İnsanlarına derman olursan Allah senin derdine derman olur. Bir saat geçti tabii değil mi çoktan? Peki. Pek. Burada kalalım. Çünkü gidemeyeceğiz daha. Peygamber de çaktın beni Fethi abi. Ayak mayaklarım şimdi şey yapmıyor. Ya çok ya. O kadar ihtiyacım var ki ona. Neye geleceğim? Ben gelir miyim ya? Ya dur ya. Buraya niye geliyor ya? Niye geleyim ya? Geldiği zaman da şunlar mı? Normal şeyine hayatta devam ediyor. He ya. Adamın cebinde biraz para aldı mı yürüyüşü değişiyor, kafesi değişiyor, arabası değişiyor ya. Konuşması değişiyor ya. Fiyakası değişiyor adamın. Sen Allah'tan geleceksin. Tabii. Bütün kainatın çekirdeği olduğunu göreceksin. Ulan herkes benden yaraltıldı mı ilsem, ben hep kafanızı koparırım ya. Yanlışlık yapılır mı ya? Giydiğin elbisenin sayısı, miktarı belli olacak. Peygambersin. İki tane elbisen olacak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ve en acibi o diyor, geleceksen bütün alemin çekirdeği olduğunu yakine muşah edeceksin, bedeviye orada kanaat edeceksin. Bedeviye. Bedeviyle şunla, kainatın çekirdeği senden yaratılan Firavun'la, Ebu Cehil'le karşı karşıya geleceksin.
çöldeki insanlar da bir garip, bilmiyorum hiç oralara giden var mı da. Yani o insanlar bir acayip yani. Ya. Oradaki gibi değiller. Mescide işeyecek adam. Mescide he. Mescide işemiş. Allah değil mi? Allah. Hazreti Ömer bunu kum. Mescide kum. Kalkıyor adam dinlerken, sohbet dinlerken kalkıyor kenarda işiyor ya. Şar şarj işiyor. Ondan sonra Hazreti Ömer bu. Ama reis, cemaatin reisi bir şey demeyince bir şey demiyor. Allah Resulü gayet tebessüm. Ya ben olsam, ulan ne biçim adamsın lan? Ne biçim insansın sen ya? Çık dışarıya. Ulan bir adamın telefonu çalsa benim tepeme atıyor. Ya işe sen ne olur? Ne yaptı lan? Kafayı yiyeceğim ya. Bu nasıl insan ya? Geliyor. Diyor ki daha gelmeden. Ömer, ya Ömer. Bilmiyor. Bilmiyor. Neyi bilmiyor işemeyi? Nerede işemeyeceğimi bilmez mi? Bilmiyor işte. Böyle bir bedevi işte. Miraç'tan gel buna ders anlat. Lan ben adam var mı diye soruyorum. Lan kaç kişi var? İyi adamlar var. Var mı? Kaliteli var mı? Beni açacak mı? Cemaat var mı diyorum ya. Neyi bilmiyor? Nerede işeyeceğini nasıl bilmez ya? Bilmez işte. Ondan sonra geldi. Tek tek yavaş yavaş anlattınca dedi ki adam, bilmiyordum ya Muhammed. Ondan sonra iman edince ya Resulullah dedi bu sefer. Hem iman etmemiş hem işemiş. Sonra iman ediyor. Kelime şehadet ediyor. Ya Resulullah diyor bu sefer. Bilmiyordum diyor. Sahabe oluyor. Sahabe oluyor. Yetişemiyorum ben şimdi onu. Orada iş yerine yetişemiyorum. Ben tuvalete işiyorum, o iş orada işemiş. Ama böyle. Çünkü format atmış peygamber ona. İnsiba ve nikas. Ayıp tabi merhamet minallah yintelem. Sen Allah'a onunla karşı bir muhşak oldun sen. Evet ya. Yoktun defaldan geldiler kalk. Galiska bir adam olsaydı laf aldın. Yanında kimse kalmadı. Etrafından çekip diyecekler. Ya. Şimdi mesela kırıp dökenler var ya, sorgulayıp yargılayıp ders. Domates kafalarını biçim adamsınız lan. Bu böyledir, şunu yapın, bunu yapın. Kimse kalmıyor. Peki. Geceniz mübarek olsun. Abi bir dakika. Şimdi bir 15 gün yok söz abi burada. Neyi söylüyorsun? Şundan dolayı söylüyorum. Abi biz başınızı çok artıyoruz. Çok hakkınız var bizde. Lütfen herkese bir helallik inşallah verin. Hakkınızı bir helal edin. Doğru. Gidip gelmemek var, gelip görmemek var. En son bir de bizi şöyle bir kasko, bir grubu mukatta patlatırsınız. İnşallah bu ders verir. Peki arkadaşlar, birinci şıkkına cevap vereyim. Ben hakkım varsa ki yoktur, vazifemdir. Hakkım varsa helal ediyorum. Kime biliyor musun? Size değil. Size değil sıfır. Davanın sahibi Allah'tır. Bana her türlü gıybet, iftira, yalan, küfür ne yapmışsa herkese, benim adıma Allah kimseye haşirde hesap çektirmesin. Kim benden benim adıma çekilecekse hakkım helal olsun. Ama benim şahsımda Risale-i Nur yapmışsa onun müdafisi benim değil ve ben hak helal edemem. İkincisi, birer tane okuyacağım ama. Olan ne biçim? Evet, biz inşallah yarın Almanya'ya iniyoruz değil mi? Ama oradan. Şimdi Avrupa Birliği'nin başkenti olan Strasbourg'da dershanemiz açıldı. Açılışını yapacağım. Bir 10 gün kalacağım. Nasıl işlettiriliyor onu göstereceğiz inşallah. Fuara da katılacağız. Orada bir konuşmam da var. Onun dışında konferansımız var, panelimiz var. Sonra bu Fransa'da olacak saydıklarım. Sonra Almanya'daki dershanelerimizde tek tek kalacağız, ziyaret edeceğiz. Ondan sonra yeni bir oluşumlara, yeni yapılanmalara inşallah bazı yerlerimiz var. Onlarla meşgul olacağız. Allah nasip ederse inşallah. Ondan sonra bu herhalde bir 15 gün rahat sürer. Peki ben bir hurufu mukatta okuyayım. Dua yapacaktım. Dua yerine olsun. Ama dediğimi yapın o zaman. Işıkları şu kalsın, diğer ışıkları söndürün. Söndür. Öteki tarafta Mehmet söndür. Bas abi. Söndür. Mehmet söndür. Tamam. Orayı da söndür. Şeyle. Tut. Tamam. Herkes gözünü kapatsın. Ve sesim beyninizin içinde olduğunu, içeride olduğumu hayal edin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام را ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد الله أكبر طه طاسين حميم كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف حميم عين سين والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون صاد والقرآن ذي ذكر صاد والقرآن ذي ذكر صاد والقرآن ذي ذكر قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد ياسين والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم الله الله ياسين والقرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illa biiznih. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ولا يؤد حفظهما ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 açabilirsin. İçiniz boşalmıştır zannediyorum. Kıpırdayacak hal değil mi? Yok. İçindeki olumsuzluklar gidiyor. Allah Allah. Bahattin Şah-ı Nakşibendi Hazretleri yedi yaparmış. Hamim, 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 hamim. O yedi yaparmış. Şeyde var. Orada şeyde Evrad-ı Kutsiye'de. Allah Allah. Peki, lambayı yakabilirsiniz. Kur'an ne güzel. Gel de Kur'an okumayı. Hele hele iman ettiğin Kur'an'a, kitabım Kur'an diyeceksin. Nüker mekir diyecek ki sana, yok demeyecek de yalan demeyeyim. Kitabın soracak ama hele bir oku iman ettiğin kitabı demeyecek de ben diyorum. İman ettiğin kitabı okumayı bilmiyorsan, ha böyle açıp oku. Olsun yanlış, yanlış orta yok. Ha böyle bir oku ya. Hocam, Kur'an kelamla suret mi vuruyor burada? Evet, surete dönüştü. Surete dönüştü. Ben çok etkilendim yani. Yani bugün en fazla 6 saat en az, 6-7 saat ders oldu bugün. Ya hep ben konuştum ya. Bak şu anda boşaldım. Yani o kadar acayip olmuş. Zaten peygamber Aleyhisselatü Vesselam girdi mi derse biliyorlar zaafımı. Oradan bir tanesi bir soru atıyor peygamber hakkında. Bizi kulvarımızı değiştiriyor. Bir ray koyuyor. Çünkü ben beşeriyetine bakmıyorum. Ben oluyorum. Gene girdik. Evet. El Fatiha demiştik değil mi? Şahsı manevi gibi abi. Evet. Peki. Çayınızı da için gidersiniz.